Ceteris paribus, diğer tüm değişkenler sabit anlamına gelir. Latince bir kavramdır. İktisatta bol bol göreceğimiz bir kavramdır arkadaşlar. Ekonomi başta olmak üzere pek çok sosyal bilimde birçok değişkenin etkisini diğer tüm değişkenler sabitken incelemek için kullanılır. Özellikle Alfred Marshall İktisadi İlkeler adlı kitabında bol bol kullanmaktadır. Bu çok önemli bir kavram olduğunu vurgulamıştır. Nerede kullanıyoruz bunu? İşte talep tahmini, taşıma maliyet analizini bulurken, tedarikçi seçerken, envanter yönetimi yaparken bunun gibi pek çok alanda ceteris paribus'u kullanırız arkadaşlar. Mesela işte arz talep dengesinde fiyatın işte arzın arttıkça işte fiyatın da düşeceği vesaire bu tarz etkileri bulurken ceteris paribus'u bol bol kullanırız. Zaten işte iktisat dersi alanlarda bunu bolca görecektir. Peki nasıl eleştirilir? Gerçeklikten uzak olmasıyla eleştirilir arkadaşlar. Sonuçta her zaman diğer tüm değişkenler sabit olup iki kavram arasında bakılmaz. İşte bu aşırı basite indirgediği için eleştirilir. İktisat sadece işte iki şeyin sabit olmasıyla çok basit bir şekilde bakılacak bir şey değildir. Karmaşık sistemlerin birleşimiyle bulunur. İşte dinamik değişkenleri göz ardı etmesiyle de eleştirilen bir kavramdır. Bu şekilde ama dediğim gibi ne kadar eleştirilsin. Bol bol kullanacağımız bir kavram arkadaşlar. Fadiye Bursa'na saygı bir yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.